Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mart 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ABD ziyareti hakkında geçtiğimiz hafta kanaatlerimi sizlerle paylaşmıştım. Bu ziyaretin ardından çok yorumlar yapıldı. Şu sıralar Türkiye ve ABD'nin birbirlerine ilettikleri talepler de fazlasıyla medyada yer bulmaktadır. Hangi haberin doğru, hangisinin asılsız olduğunu bilmemiz, takdir edersiniz ki, mümkün değildir. Ancak ABD tarafının PYD'nin mütecaviz ilerlemesine Türkiye'nin sessiz kalmasını istemesi esasen sürpriz değildir. Gündeme yansıyan bilgilere bakarsak, ülkemize 40 kilometrelik uzaklıkta bulunan Suriye'nin Münbiç ilçesinin PYD'ye teslim edilmemesi yönündeki beklentiye ABD tarafının sıcak baktığı anlaşılmaktadır. Fakat bunun sınır ve şartlarının nelerden ibaret olduğu ise belirsizdir. PYD, Kobani ile Afrin arasındaki bağlantıyı kurduğu takdirde Cerablus'un etrafı boşaltılmış ve Kürdistan yapılanmasının ikinci ayağı gerçekleşmiş olacaktır. ABD'nin Türkiye'nin tüm itiraz ve karşı tezlerine rağmen PYD'yi desteklemeye devam etmesi kötü niyetlilik ve müttefiklik hukukuna uygun düşmeyen bir körlüktür. PYD terörü Azez Cerablus hattını ele geçirmek istemektedir. ABD ise buna dolaylı olarak destek ve umut vermektedir. PYD'nin ana amacı Suriye'nin kuzeyini tümüyle kontrolüne almaktır. Bu terör örgütü sınırlarımızın hemen yanı başında. Milli güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü ABD'nin ikircikli tutumuyla tehdit etmektedir. Görüldüğü kadarıyla ABD süreç ihanetinin tekrar başlatılması konusunda bir dayatma ve tazyik içindedir. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi sorunlu açıklamalarını sürdürmüş, PKK'yı şiddet kampanyasına son vermeye, silahları bırakmaya, meşru müzakereyi kabul etmeye aklınca davet etmiştir. Hemen arkasından PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından birisi ABD'nin arabuluculuğunu önermiş, PKK'yı ve Türkiye'yi masaya getirsin diyecek kadar hayasızlaşmıştır. Şu işe bakınız ki Erdoğan ABD'deyken arabuluculuk teklifleri ABD'li muhataplar tarafından Türk heyetine iletilmiştir. Geçen hafta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir kez daha vatandaşlarımızı uyararak başta İstanbul ve Antalya'daki meydan ve limanlar olmak üzere turistik bölgelere yönelik inandırıcı tehditler olduğunu duyurmuştur. ABD ne yapmaya, neyin altyapısını kurmaya çalışmaktadır? PKK ile eski müzakere ortağı AKP'yi görüştürmek için arabuluculuk teklifinde bulunmaya ne hakkı vardır? Bu cüreti nereden almaktadır? ABD PKK'nın çöp çatanı olacak kadar Türk ve Türkiye düşmanı mıdır? ABD Büyükelçiliği Washington'un yönlendirmesiyle ikide bir terör uyarısı yapıp kafasında bölünmüş bir coğrafyanın temellerini mi atmaktadır? Barzani son aylarda defalarca bağımsızlıktan söz etmiştir. Bu yılın Ekim ayında yapacakları referandumla da bağımsızlık ilanını karara bağlayacaklarını peş peşe gündeme taşımıştır. Henüz hükümetten buna yönelik bir tepki ise gelmemiştir. Hatta Başbakan Davutoğlu son derece düşündürücü ve ipe sapa gelmez açıklamalarla Barzani'nin etrafında adeta etten duvar örecek kadar şuur kaybına uğramıştır. Davutoğlu Finlandiya'da seyahati esnasında diyor ki, PKK Erbil'deki yönetimi tehdit ederse bu tehdidi bize yapılmış sayarız. Başbakan'a aldanan birileri çıkarsa PKK'nın Türkiye'yi tehdit etmediğini sanacaklardır. Başbakan'a inanan olursa Türkiye'nin terör gibi bir sorun olmadığını 20 Temmuz 2015'ten bu tarafa 400'ü aşkın şehit haberinin gerçek dışı olduğunu düşünecektir. Sayın Davutoğlu, Serok oldun, hadi bunu anladık diyelim. Milliyetçilikle hesaplaşma vakti geldi dedin, bundan da şimdilik yakayı kurtardın sayalım.
Diyarbakır'a gittin, Kobani'yi selamladın, bunu da yedirdin, yutturdun, görelim. Ama Mehmetçik katili Barzani'ye siper olduğunu, böylelikle Serokluk'tan Çürüklü'ye, buradan da Peşmerge zabitliğine geçişini nasıl yok sayacak, nasıl görmezden geleceğiz? Sayın Başbakan, sana mı kaldı Barzani'yi korumak? Sana mı düştü Peşmerge'yi kollamak? Türkiye'ye ölüm saçan fitneye destek vererek nereye varmak istiyorsun? Aklının bir köşesinde Irak'ın kuzeyinin Peşmerge'ye, Suriye'nin kuzeyinin PKK'ya teslimi mi vardır? Bunun Türkiye'nin yıkımına yol açacak dört parçalı Kürdistan'a davetiye çıkarmak olacağını hala anlamıyor musun? Almanya'nın Köln kentinde otomobilinde bozkurt amblemi taşıdığı gerekçesiyle bir vatandaşımıza alçakça saldıran, Fransa'da Azerbaycanlı kardeşlerimizi tahrik eden bölücüler Barzani'nin elinde yetişmiş, onun kundağında büyümüştür. Davutoğlu bilmiyorsa söyleyeyim, Barzani PKK'nın ta kendisi, bölücülüğün markası, ihanetin kanlı yüzü, Türk milletinin dostane görünümlü karanlık hasmıdır. Diyarbakır Erbil arasında tarifeli uçak seferinin başlamış olması, başbakanın bir başka gafleti, hükümetin bir diğer mahsurlarla dolu sakat politikasıdır. Başbakanın PKK ile yeniden müzakere süreci başlayabilir sözleri, çözüm sürecini övmesi, küresel bir tasarım ve dizayn faaliyetinden bağımsız düşünülemeyecektir. ABD'nin süreç ihanetine tekrar dönülmesiyle ilgili bastırması, arabuluculuk ısrarları, Davutoğlu'nun müzakere çemberine tutunması hayra alamet değildir. Hem Nusaybin'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta ev ev, sokak sokak teröristlerin peşine düşülecek, hem de Barzani'ye korkanat gerilecektir. Bu çarpıklık bir art niyet değilse kesinlikle siyasi tutsaklığın eseridir. İktidarın HDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırma sürecini yokuşa sürmesi, dahası yeni anayasa kapsamında başkanlık ısrarları, diğer yandan bölgesel oyun ve senaryolar Türkiye'nin bir felakete alıştırılması olarak değerlendirilmelidir.